kripto paralar için Çin Japonya'dan kritik hamle geldi diyor. Buraya bakacağız. Bakalım Çin ve Japonya'dan ne gelmiş ne gitmiş görelim. Kripto paralar için önemli bir gelişme gerçekleşti. Zira Japon hükümeti 2024 için planlanan vergi rejimi revizyonuna onay verdi. Nikkei ve CoinPost'tan gelen raporlar revizyonun şirketleri tercih etmeleri halinde kripto paralar için diyor, elde edilen gerçekleşmemiş kazançlar üzerinden vergi ödemekten muaf tutmayı amaçladığını gösteriyor. Çok güzel. Bildiğiniz gibi Japonya çıkış itibariyle kripto paralar üzerine çok sert önlemler aldı. Aynı zamanda Japonya 2017 regülasyonlara başlayarak kripto paraları ilk regüle eden ülkedir. Fakat zamanın şartları gereği kullanıldığı için regüle etmekle birlikte sert regülasyonlar gerçekleştirildi. Çünkü o vakitler ve arkadaş bu nedir ne değildir yani ne halt çok fazla bilinmiyordu ve haliyle oldukça uzaktan yaklaşıldı diyebiliriz. Ama sonrasında Japonya kripto paralarla alakalı çok olumlu gelişmelere başladı ve şu anda vergi muafiyetiyle adamlar resmen şirketler akın akın gelip bir kripto cennetine dönüşmeyi hedefliyor. Uzun vadeli bir elde tutma stratejisi. Kabine bu revizyonu Cuma günü onayladı. Bunun üçüncü taraflarca ihraç edilen diyor kripto para birimlerini elde bulunduran şirketlerin uygulanması vurguladı. Japonya'dan kripto paralar için vergi muafiyeti. Şu anda şirketlerin elinde bulundurduğu üçüncü şahıslar tarafından ihraç edilen kripto para birimleri maliye sondaki piyasa değeriyle defter değeri arasındaki farka göre vergiye tabidir. Ancak önerilen revizyon bu yaklaşımı değiştirmeye amaçlamaktadır. Şirketler uzun vadeli bir elde tutma stratejisi benimserse piyasaya göre değerleme artık geçerli olmayacak. Yani bu da yalnızca kripto paralar satışlarından elde edilen karların vergilendirilmesine neden olacak şeklinde ifade ediyor. Evet, bu da yine teşvik edebilecek bir unsur. Yakın zamanda ABD tarafındaki gerçekleşen olaya fark ettiyseniz biraz benziyor ama o işin maliye boyutunu ve raporlama boyutunu ele alıyor. Buradaki direkt olarak bu işi sonuç odaklı bağlayıp vergi muafiyetine döküyor. Bu hareketin kripto para birim alanında yer alan işletmeler için önemli etkileri olabilir. Oyun blockchain üreticisi OSIS'in yöneticisi Moriyama açıklama yaptı. Özellikle Japon hükümetinin Web3 işini büyütme konusundaki kararlarının önemini vurguladı. Kendisi şunu ifade etti. Japon hükümetinin Web3 işini büyütme konusundaki istekliliğini üst üste ikinci yıl için vergi reformunu yürürlüğe koyarak göstermiş olması dünya çapındaki tüm Web3 iş paydaşları için son derece önemlidir diyor. Aynen öyle. Bu arada Web3 kriptolarına dikkat edin. Web3 alanda çalışan kripto paralar ki Ether de bunlardan bir tanesidir neticede. Web3 ve DeFi alanı geçtiğimiz sezonun katalizörüydü ve bu sezondaki büyük etkisi de bu boğa sezonunda sürecektir. Bir sezon katalizör yandı, öteki sezon söndü diye bir şey. Hiçbir zaman söz konusu değildir, olamaz da. Web3 dediğiniz Web3 alanı üzerine şu an Çin ve Japonya, Asya öyle bir çalışıyor ki. Tabii Avrupa ülkeleri buna yetişmeye çalışıyor ABD'de. Fakat geri kalıyorlar. Yasama süreci ve küresel etki. Kabinenin onayı çok önemli bir adım. Ancak 2024 mali yılı için revizyon hala Ocak 2024'te yapılması planlanan düzenli oturuma sunulması gerekiyor. Daha sonra raporda belirtildiği gibi hem alt meclis hem de üst meclisten diyor onay alması gerekiyor. Küresel kripto topluluğu kripto paralar tutan şirketlerin vergi düzenlemeleri üzerindeki potansiyel etkisini göz önünde bulundurarak bu gelişmeleri yakından takip edecek. Bu hamle Japon Vergi Dairesi'nin Haziran ayında kripto ihraççıların gerçekleşmemiş kazançlar üzerinden sermaye kazançları vergisinden muaf tutan açıklamasının ardından geldi. Başbakan Fumio Kishida'nın Web3'ün dönüştürücü potansiyelini tanıması kritik. Zira Japonya'nın kripto para birimleri konusundaki gelişen duruşun altını daha da çiziyor. Aynı zamanda tabii özellikle şu anda Japonya'dan gelen bu hamle bu her ülke için geçerlidir. Özellikle gelişmiş ülkeler nezdinde birinin yaptığı iş muhakkak ötekinin gündemi oluyor ve onu kabul etme noktasında hareket ediyorlar. Mika'yı düşünün. Mika ilk geldiğinde ne dedik? Bunu düşünün. Hong Kong 1 Haziran tarihinde yasalarını yürürlüğe soktuğunda ne söylediğimizi iyi bir şekilde hatırlayın. Devamında ne oldu? Her şey beklentiler dahilinde oldu. Çünkü bu belliydi. Dolayısıyla gerçekleştirilen önemli olaylar diğer şirketlerin rekabette geri kalmamak amacıyla savaşacaklarını bize gösteriyor. Tabi buradaki savaş temsili bir savaş. Onlar da benzer yürürlükler izleyerek piyasadan geri kalmamaya çalışır.
Çinli yetkililerden uyarı geldi. Bu sırada Çinli yetkililer kripto paralar aracılığıyla kolaylaştırılan yasa dışı işlemlere karşı bir uyarı yayınladı. Bu uyarı 2022'de büyük bir kara para aklama operasyonunun ortaya çıkarılmasının ardından geldi. Olayın kripto para boyutu dikkat çekti. Raporlara göre Shandong polisi 17 belediyeyi kapsayan 2 milyar dolarlık kara para aklama ağını çökertti. Böylece kripto para birim işlemleri önemli bir rol oynadı. Kara para aklama ağının açığa çıkması kritikti, zira Çin yetkilileri kripto para birimlerini yasa dışı döviz faaliyetlerinde kullanımına yönelmeye yöneltti. Burada tabii ülkeler arasında da çok ciddi şekilde rekabet oluyor. Örneğin ABD tarafı şu an hem Çin'i hem de Kuzey Kore'yi inanılmaz derecede kripto paralar üzerinden suçluyor ve ambargoya tabi tutmaya çalışıyor. Bunlar da var işin içerisinde. Mesela Binance'ı düşünün. Dolayısıyla yerel borsaların zannediyorum, yani daha doğrusu borsaların ülkeler genelinde yerelleştirilmesi kripto paraların lehine olabilir. Binance kendisi ABD Binance'tan çekildi. Çekilmeden önce ne yaptı? Son sürprizi Rusya'dan da çekilttirdi. Yani Binance'ı Rus pazarlarından kaldırtırdı. Doğru mu? Doğru. Hem Rusya'yı kaybetti hem Binance'ı kaybetti. Binance ABD'yi kaybetti. Çin üzerine de var. Dolayısıyla ülkelerin biraz daha borsalarını yerelleştirmesi muhtemelen birbiri üzerindeki ambargoyu kaldırır. ABD'nin ben tutup da bizim gibi Türkiye bunu yapacak iş değilsin şu an için yapacağı söylendi. Biliyorsunuz global borsalar tamamen yasaklanacak. Binance da dahil. Ama ABD'nin ben bunu yapacağını çok fazla zannetmiyorum. Dışarıyı kabul edecektir. Bunun üzerinden de piyasayı tehdit edecektir. Çin Devlet Döviz İdaresi Jingdan Şubesi Müfettişi Çuçan, deniz aşırı borsalar aracılığıyla kripto para satın almak için yan toplamanın ve kayıt dışı döviz işlemlerine girişmenin suç olduğunu vurguladı. Yasa dışı kara para aklama çetesi başarıyla çökertildi ve yaklaşık 300 bin dolar değerindeki USDT, TEDA ve Litecoin cinsinden kripto paraları ele geçirilmesine yol açtı. Dava şimdi daha fazla soruşturma ve kovuşturma için savcılığa havale edildi. Ve Çin hükümetinin kripto para birimleriyle ilgili yasa dışı mali faaliyetlerle mücadele etme konusunda kararını vurguladı. Ya bunlar zaten bir garip. Adamlar Çin Halk Mahkemesi kripto para yasağının kaldırılmasına hükmetti. Fakat hükümet bunu sallamadı. Herhangi bir faaliyete geçmedi. Yoksa şu anda Çin tarafında halk mahkemeleri bile açık açık diyor ki kripto yasağını kaldır. Yani legal bir şey değil. Yasak legal değil. Hani halk üzerinde talep olan bir şey durup dururken niye yasaklıyorsunuz? İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.